Merhabalar, ben Sedef Döşkün. Bugün sizlere 5 favori üründen bahsedeceğim. Bu ürünleri yaklaşık bazılarını 3-4 aydır çok favori olarak kullanıyorum. Bazıları 2 sene, bazıları da 2-3 sene. Yani genellikle çok memnun kaldığım, her gün değil de haftada bir kere, en az bir kere kullandığım ürünlerden oluşuyor. Hadi bakalım bu ürünler hangileriymiş? Hemen geçelim. Ürünümüz şu Golden Rose'un genellikle Velvet neydi bu? Ambre silindiğinden göremiyorum. Golden Rose'un Velvet madde rujlarından. Yani mat bir ürün bu. Ambalajı şöyle kısacası kırmızı kapaklı seri diyelim. Daha kolay anlaşılır. Benim numaram 23 numara. Şimdi bu ürün dudamda da var. Gerçekten bordo rengi kullanması kullanmayanlar için, daha önce denemeyenler için çok zordu. Çünkü benim için de öyle, ilk öyle oldu. Denediğimde böyle kırmızı, yani böyle bordo çok canlı bir renkli. Kırmızı bile süremiyordum ben. Sonra tabii göz aşinalı olunca alıştıkça günlük makyajlarımda bile, gündüz dışarı çıktığımda kullanıyorum. Gece zaten kullanıyorum. Bir de bu ürünü kışın daha çok yakıştırsam da yazında kullanıyorum. Vazgeçilmez bir ürün. Hemen size rengini de göstereyim. Dediğim gibi şu an dudağımda da var. Gerçekten. Bu benim ikinci paketim. Üçüncüyü de alırım yani. Büyük ihtimal değil. %100 alırım. Hatta böyle stoklardan falan kaldırılacağını bilsem bayağı bir 10 tane falan alırım. Yani bir sene falan bitiriyorum çünkü. Sıvacını da yapayım en iyisi ben size. Şöyle mat bir ürün bu. Kalıcılığı falan çok iyi. Yemek yediğinizde de öyle kolay kolay çıkmayan bir ürün. Şurada da şöyle göstereyim. Fiyatı da satılan yere göre değişiyor gerçekten. Ben bir yerel kozmetikçide 8,5 gibi bir fiyata almıştım. Ama mesela Gratis'te de önceden bir alana bir bedava vardı. O zaman da 22-23 liraya denk gelmiş. Yani dediğim gibi satılan yere göre çok değişiklik gösteriyor. Bence bu ürüne kesinlikle bak. Ürünümüz ise Golden Rose'un gene bu kırmızı kapaklı serisinden 02. Tabii o bordoyu çok sevince ben de diğer renklerini de denemek istedim. Gerçekten bu ürünler herkes tarafından çok beğenildi. Beğenilmeyen hiçbir kişi görmedim yani. Kendi tavsiye ettiğim de çok oldu. Blog yazısının en çok okunan yazılardan biri de bu kırmızı kapaklı seri diyebilirim. Çünkü uygun fiyatlı, kalıcılığı çok iyi. Herkesin tercih edebileceği renklerden oluşan bir renk skalası var. Şimdi bu diğer ürün de yok bu pembe denmez bunu. Gül kurusu denilebilir. Hemen şöyle sıvacını da yapayım ki size daha iyi anlaşılsın. Bu da mat. Uygun fiyatta dediğim gibi. Kesinlikle almalısınız. Şöyle göstereyim. Rengi gerçekten şahane. Bu ürün de yaz kış kullanabileceğiniz bir ürün. Dediğim gibi birçok yerde satılıyor bu ürünler. Siz de almayı kesinlikle unutmayacağınız bir ürün. Şöyle göstereyim tekrardan. Rengi gerçekten esmerlere de, sarışınlara da yani birçok renk uyabilecek bir renk diyebilirim. Çünkü başka esmer bir arkadaşımla da görmüştüm. Onunla da şahane durmuştu. Ben de beyaz tenliyim. Ben de şimdi acizane güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle rengini göstereyim bol bol. Alabilirsiniz. Ürünümüz ise bu da her yerde satılıyor. Hatta A101'lere bile zaman zaman geliyor bu ürün. Şu yine Maybelline'in kırmızı kapaklı serisinden benim numaram 210 numara. Şimdi bu ürün de diğerinin esasına benziyor. Bu da gül kurusu gibi. Bunun fiyatı ona göre daha mı uygundu? 8,5 lira gibi bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ürün de gerçekten çok kullandığım oldu. Şu aralar pek kullanmıyorum ama yine de favorilerime yerleştirmek, favorilerime göstermek istedim. Bu ürün diğerine göre parlak. Şimdi göstereceğim. Şimdi yan yana esasında durduğunuz renkler aynı gibi duruyor. Bu biraz daha koyu. Bu biraz daha açık ve parlak bir renkten oluşuyor. Bu ürünü de yaz kış kullanabilirsiniz. Uygun fiyatlı bu renklerde. Gördüğünüz gibi esasında ben koyu renklerden hoş kullanıyormuş. Onu birazdan göstereceklerim de açık renklerden oluşacak. Bu ürün de kalıcılığı çok iyi. Bir kere şundan önce rujun kokusuna takanlardan biriyseniz bu ürünün kokusu gerçekten çok güzel kokuyor. Tekrar kokuyayım. Böyle Hindistan cevizi gibi kokuyor. Eğer ya uygun fiyatlı bu renklerde rujlar arıyorsanız bu ürüne de bakabilirsiniz. Dediğim gibi A101'lerde bile satılıyor yani her yerde. Ürünümüz de
Gratislerde satılan ve tam white markasına ait şu kapaklı. Bunun mekalastik öyle bir şeydi galiba serinin ismi. Aşağı tarafa yorumlar kısmına yazarım. Hem blog yazılarından da okuyabilirsiniz. Renkleri orada daha iyi görebilirsiniz. Şimdi daha önceden de bahsettim hatırlamıyorum. Belki başka videolarımda da bahsetmişim ama blogumda ve birçok sayfalarda da kendim de okuduğum şu kapakları tabii ki de kimsenin beğenmediği ama renklerini herkesin vurulduğu diyebilirim. Şimdi bir de ülkemizde kahve tonlu ürünler çok tercih edilmeye başladı. Ben de hemen Gratis'e gittiğimde bu serinin yeni ürünleri geldiğini gördüm. Hepsi de kahve tonlarındaydı. Hemen kendime bir tane almak istedim. Gerçekten bunun da kalıcılığı, kokusu. Kokusu demişken koku. Yok kokusu değilmiş, bunu karıştırdım başka bir ürüne. Yapısı, yumuşaklığı, rengini vermesi, dokusu, her şeyi çok güzel. Dediğim gibi kahverengi, kahve tonlarında bir ürün arıyorsanız bu ürüne de bakabilirsiniz. Bu ürünün fiyatı 10.90, 10.5 gibi bir şeydi. Şöyle kahverengi bir ruj. Gerçekten kendime de bunu da bu üründe çok yakıştırıyorum. Bence esmerlere de yakışır bu ürün. Çünkü zaten esmerlerin kahve tonları çok yakışıyor. Şöyle tekrar göstereyim. Beğendiğim bir ürün oldu. Siz de bakabilirsiniz. Bu ürün de uygun fiyatlı. Genelde uygun fiyatları seçmeyi tercih ettim ki herkese hitap etsin. Esasında çok pahalı markalardan da almayı sevmiyorum. Pek almıyorum. Çünkü uygun fiyatlı ürünler nasıl diyeyim? Sonuçta atıyorum 30-40 tane rujum var benim de. Ve rengarenk böyle değişik değişik kullanmayı seviyorum. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda başka yüksek markalarda ama böyle çok değişik renkler olursa bakarım o zaman. Şimdilik böyle uygun fiyatlarda şahane renkler bulmayı daha fazla seviyorum. Bu da favorim. Böyle ürünüm ise Watsons'larda satılan Revlon markasına aittir. İlk defa bir Revlon'dan bir ürün kullanmayı istedim. O da şu rujların. Gerçekten çok metini duydum. Bir de şu ürünün ilk aldığımda kokusuna bayılmıştım. Hala da bayılıyorum. Böyle mentollü bir evet mentol. Mentollü bir kokusu var galiba. Dudakları da dolgunlaştırıyor galiba. Yanlış olmasın ama öyle bir etkisi vardı galiba. Hatırlamıyorum. Yanlış bir bilgi de olmasın. Bir kere ürün gerçekten çok güzel kokuyor. Rengi de böyle tam yazlık. Bunu esasında şu aralar pek kullanmıyorum. Ama bu 5 favori dediğiniz için çok sık kullandım. Ruj arasında seçmek istedim. Şöyle hemen rengini de göstereyim. Bu üründe mat bir ürün. Ben matları sanki daha fazla seviyorum ya. Lip gloss falan pek tercih etmiyorum. Şöyle göstereyim. Ben kamerada falan çok böyle canlı gösterebilirim ama dediğim gibi bu üründe mat. Bir de şimdi yazın olunca bu renkler çok tatlı oluyor. Böyle pembe pembe giymeyi falan da çok seviyorum. Bu üründe o zaman kullanıyorum. Bir de %50 indirim genellikle çok oluyor Watsons'ta, Revlon markasında. O zaman fiyatı da 18 lira gibi bir fiyata düşüyor. Yani çok uygun fiyatlı oluyor. Siz de bakabilirsiniz bu ürünlere. 5 favori rujum bu şekildeydi. Siz bu rujların içinden sevdiğiniz ya da kullandığınız ya da daha önce denemediğiniz, almak istediğiniz ürünler var mı? Aşağı yorum olarak bırakırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum bırakmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.